hiç arzu edilmeyen bir şey zamlar. İyi ama şimdi burada devlet zam yaptıkça piyasa koşullarındaki ürünlere de zam geliyor. Bu sefer esnaf zam yapıyor gibi bir algı yaratıldı. Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Kemal Cingöz, geçtiğimiz gün açıklanan sanayi ve ticarethane abonelerine uygulanacak %25 zam ile ilgili açıklamalarda bulundu. Esnaf zam yapıyor gibi bir algı yaratıldı. Ne yapacak esnaf? Yani girdiği maliyetleri arttığı takdirde zarana mı ürünü pazarlayacak? Aslında bu gelen zamlardan esnaf da memnun değil. Neden değil? Çünkü ne kadar fiyat artar ise sirkülasyon o kadar azalıyor. Bereketli tarlalardan lezzetli sofralara bir yağ ayçiçek yağı ve Birma margarin Trakya birlikten. 2019'da adam 50 kalem mal satıyorsaydı bugün fiyatlar arttığından dolayı 5 satabiliyorsa ona da şükrediyor. Esnaf bu işten memnun değil ama yapacak bir şey de yok. Neden yok? Bir defa fiyat istikrarı sağlanmadı. Bir fiyat istikrarı bir yerde sağlansın. Ondan sonra zam yaparsaydı esnaf gitsinler denetlesinler. Ama şu an esnafın yapacağı bir şey de yok. Neden derseydiniz? Girdi fiyatları akşam yatıyorsun farklı, sabah kalkıyorsun farklı. Tabii ki elektriğe ve doğalgaza, motorine gelen zamları hiçbir ülke vatandaşı tasvip etmez. Neden? Bunlara zam geldikçe piyasadaki fiyatlar da artacak. Peki fiyatlar arttığı zaman ne olacak? Vatandaşın geçimi zorlaşacak. Yani şimdi piyasada fiyatlar artıyor, vatandaşın gelirinde bir artış mı var? Yok. Ne oluyor? Herkes almakta zorlanıyor. Yani atıyorum 6 ay önce 1 kilo bir şey 1 liraya alıyorsaydı bugün 70 gramı o parayla ancak alabiliyor.